Geçen gün bir işte hastaneye gittim, bir durum oldu, midem bozuldu falan filan. Doktora hastaneye gittim, aciline gittim ama çok acil bir durum yoktu, hani serum yiyeyim falan. Abi çıkışta magazine yakalandık. Kız arkadaşımla magazine yakalandık. Ne oldu falan Eser Bey, ya işte mide kötü, magazin ya, hastane çıkışta magazin ne alaka? Magazine yakalandık. Ondan sonra o görüntünün altına gelen yorumlara inanamazsınız. Yani yine kendi linçlerimle başlıyorum bu hafta. Görüntüyü ver önce abi. Kim bilir gece gece ne yedi de hastanelik oldu. Ya böyle bir şey. Değil mi? Başka yorumlar neler var? Programının reklamını yapıyor ama yemezler. Abi insan programın reklamını acilde mi yapar? Allah'ını seversen ya. Devam et. Valla 10 numara olmuşlar. Kız 1, yanındaki goril 0. Terbiyesiz. Ayrıca 0-1 oluyor. Solda ben varım orada. Yoruma bak. Gorilmiş. Devam et abi. Koca ayı ile maşadaki koca ayıya benzer. Abi hasta olduğuma mı üzüleyim? Bu linçlere mi üzüleyim? Gerçekten inanıyorum. Şu koca ile maşayı ver bakayım. Bir benziyor muyuz? Berfu'yla. Var benzerlik. Gerçekten zaten Berfu'yla ilk fotoğrafta, yani ilk yakalandığımız fotoğraflar da var. Orada da hiç acımamışlardı. Ben de buradan yola çıkarak onları da vereyim size istedim. İlk daha Berfu'yla böyle yine magazin yakalamış bizi ve altındaki linçleri sizle paylaşmak istiyorum. Ver abi. Armudun iyisini ayılar yiyor. Müco. Oğlum Müco. Niye alkış diyorsunuz ya? Ya böyle bir şey yok. Müco. Şeye baksana abi. Sen kendi tipine bak. Müco. Beni sinirlendirme. Valla profiline girer her şeyini yayarım ha. Ayıymış. Devam et. Kız cennetlik büyük sevap işlemiş. Ya böyle bir şey. Ufuk. Evet devam et abi. Demek ki eserde derinlerde bir yerlerde güzel bir şeyler var. Dıştan görünmüyor. Evet abi devam et. Eser zayıfla kanka. Eser zayıfla kanka görsün şunlar. Eser kanka zayıfla acil görsün şu yorum atanlar. Manken gibi ol. Eser git bastır parayı kanki. Diyetisyene acil en iyisine git kanka. İşte gerçek bir sefer. Ceren'cim. Ceren'cim çok teşekkür ederim. Benden daha telaşlı benim şişman olmam konusunda. İşte gerçek bir seversin Ceren. Teşekkür ederim. Ver başka ne var? Belki de büyü yapmıştır şu ele bak. Ele yakınlaşsana ele. Gerçekten de elim böyle büyülü gibi duruyor. Ve sonra bu caps dağıldı. Arkadaşlar gerçekten çok iyi linçler yiyorum. Ve bu linçleri evde kendi kendime kuruluyordum. Allah'tan EYS var. Burada her hafta beni linç edeni ben de linç edeceğim. O mesela normalde profiline falan da gireceğim. Müco. Seni bulacağım oğlum. Armudun iyisini ayılar yiyormuş. Göstereceğim gününü. Bakalım Simge'nin linçleri gelecek şimdi. Neler varmış internette Simge'yle ilgili. Linç etlerimiz gelsin. Harika. İstediğim hayat diye böyle bir şey paylaşmışsın. Altına biri demiş ki bir gün bu hayatı yaşasın atarım kendimi. Suya yazı yazıyorlar klasik ünlü tavırları demiş. Atsın kendini. Atsın kim kendini. Bu Alican? Alican bağlan canlı yayına diyor hocam. Değil mi? Artık at kendini. Böyle evet. Güzel bak ben çok de Müco'ya çok kuruldum. Müco'yu yakalayacağım. Biz evet bu programı bu linç kısımlarını bu yüzden yapıyoruz. Bize laf atanları bulup teşhir edip rencide etmek için yapıyoruz. Neymiş ismi? Alican. Böyle köy hayatı yaşama kafası var mı? Ben de gideceğim köye yerleşeceğim evet, falan. Evet yerleşeceğim zaten. Kesinlikle yani. Çünkü ben Karaman'da kalıyorum yazları. Bir aile geleneği bu. Hadi be. Benim karavanım var. Ben kamp yapıyorum. Dünyanın en zevkli, en ucuz, en eğlenceli tatil şekli. İstediğim saatte uyanıyorum. Kimse bana saat 8-10 kahvaltı bitti falan yok. Kalkıyorum, kendi yumurtamı kırıyorum, kendi yemeğimi pişiriyorum. Ama ben çadırda kaldım çok zor çadır be. Çadır zor ama çadır... Ama yani karavanda da sıcak oluyor falan yok, klima var. Yani ha. Bütün camları açıyorsun, bir ağacın altında gölgede püfür püfür uyuyorsun yani. Bu hayatı çok seviyorum. Muhtemelen herkes böyle... Ben ilk hayatımda herkesin bir şeyi vardı, ben kesin prensestim falan. Ben kesinlikle yani köy yaşamında var olan bir kızdım diye düşünüyorum kendime. Müthiş. Çok seviyorum yani böyle bir yerler görünce bayılıyorum. Başka ne? Ver abi linçleri.
Simge Hanım, burnunuzda et var sanırım, ağzınız sürekli açık. Yani arada açık, arada kapalı. Güzel. Pozlarda şey var mı? Hani ağzımı şu kadar açık tutarsam çok seksi gözüküyorum gibi bir duruşun var mı? Yok vallahi hepsi bilinçsizce yapılmış hareketler. Yani orada bir... Nasıl şey... şimdi bu kadar kıyafet var, ışık var, bir... Bir adı dağılı bir açayım kendini yani. Kendini iyi hissettiğin bir duruş yok mu? Vardır ya. Ya var tabii, şöyle bir hemen bir... Hangisi var? Ne var mesela? Ne bileyim işte, bilmem. Öyle bir tane yapayım. Yapsa insan... Böyle yap deyince yapılır mı? Hayır böyle yap şey değil. Yani sadece böyle mesela ben yüzde çok zorlanıyorum. Mesela şey, şunu çok seviyorum. Instagram'a şöyle çekmeyi çok seviyorum. Çünkü ne gıdı ne bir şey mükemmel çıkıyorsun. Hani senin de böyle yani... Benim falan... de var. Bir soldan hep böyle bir şeyim var, tavrım post var yani. Post şeklim evet. Var. Güzel. Herkesin bir iyi olduğu bir taraf var. Benim de solum. Benim net iyi olduğum yok ama hep böyle yani kötünün iyisi var yani. Ver abi. Sadece bitki ve hayvanlara bir şey söyle. İnsana gerek yok. Ne yapalım, fotosentez mi yapalım demiş Demir. Demir güzel cevap vermiş, zekice. Poz da güzel mesela, burada güzel çıkmışsın. Demek ki senin benim açı dediğin açım bu mu? Bu. Açı bu, açım. Bu. Evet. Bütün fotoğraflarda bu arada. Çok iyi bir açı. Yani çok, çok güzel çıkmışsın. Çok güzel çıkmışsın. Fotosentez yaptırtır mı? Adamı fotosentez yaptırır. Yani öyle bir açı. Çok güzel. Güzel çıkmışsın bu açıdan mesela. Teşekkür ederim. Benim mesela böyle bir açım yok. Çok üzgünüm. Güzel, devam edelim. Eğer ünlü olursam boksa başlayacağım diye bir madde mi imzaladınız? Nedir? Her ünlü boksa başlıyor. Bu kesinlikle doğru ya. Niye bütün ünlüler boks yapıyor? Belki de yapıyorlardı da Instagram yoktu falan. Kimsenin haberi yoktu. Yok de, yok şu an boks. Ben 10 sene önce de yapıyordum. Ara verdim. Şimdi tekrar başladım. Bir ders yaptım. Gene gidemedim falan. Bir tane de gitmişken bir post çekip koyalım, bir havamız olsun dedik. Hmm. Öyle bir fotoğraf o yok yani. Ama şu an bana da mesela benim bütün hani kim kilolu görse boks yap ya diyor. Ama böyle savunma yeni sporları çok kilo verdiriyor. Çok zayıf yani, çok aşırı yağ yaktırıyor. Ha. Yani inanılmaz işe yarıyor. Bir de hani kadın olarak kendimi kollamak için de gidiyorum. Öyle hani sırf şey olsun diye. He, öyle güvenlik hani için. Hani biri bir şey yaparsa falan indirebileyim diye. Kullandın mı kızlar hiç bilgileri? Yani hiç bir yerde kullandın mı? Yok, o kadar şey değilim. Ha. Yani kesin dayak yerim, o ayrı. Öğrenirim ama vuramam yani. Yok ya, sen biraz böyle erkek tipli birisin ama. Değil mi erkek? Hayır, demek ki fotoğrafı görünce vazgeçsin. Hayır, iç enerjin var, daha var, erkek var, bir var. Enerjin var. Yani hızlı araba kullanan, işte bir gün beraber çekim yapmıştık hatırlarsan belki. Evet, bayağı ciddi araba yani şey yapıyor yani, geriyor insanı. Öyle kullanıyorsun gerçekten. Artık sakinleştim biraz da ama biraz daha böyle hani o maskülen kadınlardanım ben de. Kendini kollayabilen, koruyan. Bunlar da hoşuma gidiyor. Gonca'nın linçlerine bakalım. Bakalım sosyal medyada ne linçler yiyorsun? Eyvahlar İster olsun. Misin? Gerçekten mi? Çok sert şeyler yok ya. Ay, inanmıyorum ya. Ezliyor. Hayır, bakamam. Bak bak, çok güzel. Bir ver dakika, abi. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Olumsuz. Nereye? Olumsuz şeyler ben. Ayak, bu ayakkabının üstüne kokoreç koymuşlar. Bu nedir? Bak bu ayakkabıları ver, varım buna. Bunu ver bana. Bunları ver bana. Songül. Evet. Bu ayakkabı ne abi? Yani... Giymeye utanmıyor, söylemeye mi utanıyorsun? Bunu ayakkabı... Evet, söylemeye neydi? Utanıyorum. Bence çok güzel, şıklar çok ya. Çok güzel bir ayakkabı. Hiç kokoreç gibi de gelmedi aklıma. Ama haklı. Ama haklı yani. Aykırı sonuçta benim. Bağırsak ikinci beyin. Şu an öyle duruyor. Başka evet, ver bakayım. Gerçekten. Yani bacağımın yamukluğuna espri yapamamış da kokoreçe yapmış. Mi yapmış yani? O da. Gonca Vusteter'den Oscar'lık TBT Vasfiye teyze dünya yıldızlarıyla. Ben bu internete para veriyorum, bu ne şimdi? Aa, o kaynamış arada. Espri çok iyi. Devam et. Gonca Vusteter'in 25 santimlik topu. Boyundan büyük işlere kalkışmaya çalışırken ben. Gerçekten çok büyük. Hakan Akkaya. Saçma büyük ama ya. Çağla Şikel'le aynı şeyde podyumda yürümek için ona ihtiyaç var tatlı. Çağla Şikel'le niye aynı podyumda yürüyorsun? Hakan Akkaya istemişti bir proje için. Çok keyif aldım. Sonra ayakkabıyı hediye edince dışarı çıktım bir gün. Anladım. Sen podyuma onunla çıktın. Sonra da dışarıda bunu denedin. Sandım ki aynı efekti yaşayacağım.